Aman beyefendi, beyefendi yüzü koyun yattı. Boğa gibi ensesinden başlayan katmer katmer yağlar, arada bir derin boğumlar oluşturarak beline dekiniyordu. Belinin iki yanından taşan yağlar, kundaki havlusunun kocaman güllerini kapatıyordu. Beyefendi şöyle başını çevirerek güneşe baktı. Sonra boğumlardan bir tanesinin içine işaret parmağını sokarak hatır hatır kaşıdı. Ter, oracıktan havlunun üzerine şıp diye damladı. Kalkıverdi öteki oturduğu yerden. Aman beyefendi dedi. Oranız çok güneş almış. Beyefendi sordu. Ne yapalım dersin ha? Beyefendi soruyordu. Hemen yanıtlamalıydı. Şöyle yapalım beyefendi. Böyle yapalım beyefendi demeliydi. O her zaman sallanmaya alışmış kocaman kafasını beyefendinin tam orasına denk gelecek şekilde güneşe siper etti. Beyefendi çok duygulanmıştı. Aman ne yapıyorsunuz?" dedi. Canımız feda beyefendi. Tanrı sizi başımızdan eksik etmesin. Beyefendi bu bağlılıktan memnun tekrar başını havlunun ucundaki sünger yastığa koydu. Öteki, beyefendinin ense kökünde kalmış üç beş tel saça bakıyordu. Üç beş tel rüzgarın etkisiyle savruldukça, aslan yelesi gibi maşallah, diyordu. Bu sırada beyefendi parmağının birini şöyle havaya kaldırdı. Öteki, buyurun beyefendi, bir emriniz mi var? diye doğrulu verdi, ayağa kalktı. Yuh, dedi beyefendi, rüzgarın yönüne bakıyorum. Efendim güneyden esiyor. He ı Beyefendi izin verirler mi sırtlarındaki teli sileyim. He ıı, ıı. Öteki, yaşamında hiç tellaklık yapmamıştı ama, beyefendinin sırtını akpak havlularla o denli güzel kuruladı ki değme tellak yapamazdı. İş bittiğinde, beyefendi sordu. Sizin bir işiniz vardı değil mi? Öteki, yerlere dek eğilerek, elindeki ak havluyla, sevgilisini selamlayan matadorlar gibi selamlar attıktan sonra. Sayenizde oldu beyefendi, dedi, aman beyefendi, siz buraya dinlenmeye geldiniz, Böyle şeylerle lütfen kafanızı. O kafa bize çok gerekli beyefendi. Tanrı o kafayı her türlü kazadan, bela'dan ve hastalıktan korusun beyefendi. Damadınızın işi. Tanrı size uzun ömürler versin beyefendi. Beyefendi ayağa kalktı, mayosunu yukarıya çekti. Üst yandan fırlayan etlerini mayonun içine sığdırmaya çalıştı. Öteki, yardım olsun diye bu etlere atılmak, eti yakalamak, onları bir bir mayonun içine tıkmak isterdi ama, olur ki beyefendi bu işten hoşlanmaz, gıdıklanabilirdi. Ama hiçbir şey yapmadan da olmazdı, işaret parmağını le şekline soktu, beyefendinin kıllı göğsünden, iri göbeğine doğru akmakta olan terin önüne bir baraj yapıverdi. Aman rüzgar var, üşütürsünüz beyefendi. Beyefendi salt, he ı ıı, ıı. dedi. Öteki, rüzgarın önüne geçti, beyefendiyi koruyordu. Aman efendim hastalanmanızdan korkarım, sizin yatakta yatmanıza razı olamam. Ah elimde bir olanak olsa, bu rüzgarı durdurabilsem beyefendi, İsterseniz ben şöyle havluyu açıp rüzgara engel olayım. Beyefendi hala etlerini mayonun içine tıkıştırmaya çalışıyordu. O tıkıştırıyor, etler fışkırıyordu. Olmadı, bıraktı. Sırtını kaşımaya başladı. Öteki hemen atıldı. İzin veriniz beyefendi, özel kaşıma yöntemlerim vardır, dedi. Beyefendi, olur veya olmaz, hiçbir şey söylemeyince, öteki hemen beyefendinin ardına geçti, parmaklarını ve tırnaklarını çok narin ve nazik bir şekilde kullanmaya başladı beyefendinin sırtındaki uzun kılların üzerinde, bir aşağı bir yukarı hareket ettiriyordu kolunu. Aman incitiyor muyum? Aman incitmiyorum ya beyefendi. Nedenli nazlı bir cildiniz var beyefendi, kızarı veriyorlar. Beyefendi isterseniz yan yan kaşıyayım. Beyefendi, karşıdan geçmekte olan vapura bakıyordu. Ötekinin söylediklerini duymuyordu bile. Bir ara kıkırdar gibi oldu. Öteki, hıçkıran müşterisinin yüzünden usturayı çeken deneyli bir berber gibi çekiverdi elini beyefendinin sırtından. Ama beyefendi hala gülüyordu. Demek ki kendi kaşımasıyla bir ilgisi yoktu, kim bilir beyefendinin usuna ne gelmişti de ondan gülüyordu. Onun için kaşımasına devam etti. Yüzelim mi, diye beyefendi sordu. Baş üstüne efendim, dedi öteki. Ama içinden, açılalım demese bari, ben açılacak denli yüzme bilmem, diye düşündü. Beyefendi ayaklarını daldırdı suya. Hain bir dalga, o güzelim, o kibar göbeğe dek gelip çarptı. Ötekinin içi cız etti, sanki o deli dalga kendi göbeğine çarpmıştı. Aman beyefendi, dedi ağlamaklı. Beyefendi göbeğini ileri atmıştı, korkusuz. Dalgalı biraz, dedi. Sormadan öne geçmek saygısızlık olurdu. Beyefendi isterseniz önünüze geçeyim. Beyefendi oralı olmadı. Elleriyle su alıp yüzüne çarptı. hu diye sesler çıkardı. Aynısını öteki de yaptı, aynı sesleri çıkardı. Beyefendi, su sıcak, dedi. Aman efendim, ben böyle sıcak deniz görmedim. Su, beyefendinin iri göbeğini örtmeye başlamıştı. Tulum bacaklarıyla yengeç gibi yan yan yürüdükçe, öteki ona öykünüyor, aynı onun gibi suları yarmaya çalışıyordu. Beyefendi suya battı. Öteki, beyefendinin hemen ardından batmadı suya. Ne olur ne olmaz, hep göz kulak olmalıydı beyefendiye, tehlike geliyorum demezdi. Sonra çok ağırdı beyefendi, hele hele midesi, öğle yemeğini birlikte yemişlerdi, beyefendi çok yemişti. Afiyet olsun, helal olsun. Beyefendi üç kez battı çıktı. Başından akan suları eliyle silerek, açılalım mı, diye sordu. İçi hırp etti ötekinin. Ama açılmayı beyefendi istiyordu, hayır olmazdı, açılmam olmazdı, o denli yüzme bilmem, demek olmazdı. Baş üstüne beyefendi, beyefendi kulaçları atmaya başladı. Gövde iri ve havalı olduğu için su çok kolaylıkla kaldırıyor, beyefendi iki kulaçta, bir metre yol alıyordu. Öteki arkası sıra geliyordu. Arada bir dönerek kıyıya bakıyor, uzaklaştıkça içine korku düşüyordu. Ama ya beyefendiyle birlikte olmak, onunla birlikte yüzmek, onun açtığı kulacın ardından ilerlemek. Can geliyordu ona, güç geliyordu ona. Beyefendi sordu, nasıl, iyi yüzebiliyor muyum? Aman beyefendi, ben sizin stilde, sizin gibi yüzeni görmedim. Açılalım değil mi? Nasıl emrederlerse beyefendi, açılıyorlardı. Ötekinin sol ayağının gücü gittikçe kesiliyordu, sonra sağ kolu da artık iyi kalkıp inmiyordu. Beyefendi, karşı kayalara dek gidelim, değil mi? dedi. Öteki suyun içinde de başını salladı. Baş üstüne beyefendi, dedi. Birkaç kulaç daha attılar. Öteki bitmişti artık, canını dişine taksa da, son gücünü harcasa da olanağı yok, gidemeyecekti. İşin kötüsü, geri dönecek gücü de yoktu. Soluyordu. Beyefendi, güzel değil mi? diye sordu. Öteki, soluk soluğa. Güzel efendim, dedi. Sağt konuşmak için güç kalmıştı ötekinde. Ama konuşurken su yutuverdi. Beyefendiye belli etmedi. Zaten beyefendi öndeydi. Baksanıza, bu, buyurun bebe beyefendi. Oğlunuzun işi oldu mu? O oldu, saye sayenizde bebe beyefendi İyice geride kalmıştı. Belki şöyle bir, imdat diye bağırsa, beyefendi gelir, kendisini kurtarırdı ama ya beyefendiye bir şey olursa? Sarılırsa can korkusuyla beyefendinin boğazına. Beyefendi ileride, elini kaldırdı. Aman yoksa beyefendi mi boğuluyordu? Yo yo hayır, ötekine gelmesi için işaret ediyordu. O oh, haman, beyefendiye bir şey olmasında. Öteki de elini kaldırdı. Ama bu son kaldırışı oldu, ondan sonra el yavaş yavaş sulara gömüldü. Ötekinin boğulduğunu bir gün sonra gazeteler yazdı, yaşam öyküsünü verdiler, az buçuk Fransızca bildiğini yazdılar. Kocaman da bir resmini koydular. Resimde de çok saygılıydı, ellerini önüne kavuşturmuş, boynunu kırmıştı. Sonra telgraflar çalıştı, telefonlar çalıştı. Bir yığın baş sağlığı telleri, telefonları, sonra çiçekler, 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 doldu cenazeye. Bir gazetenin haberinin en sonunda öteki gazetelerin yazmadığı, ötekiyle ilgili bir cümle vardı. Ötekinin cesedini denizde ilk kez bir köpek gördü.